Hikmet Genç Afrodit Eros olaydı, Mokoko bile şaşırırdı. Çapulcu ekip ya da bilmem ne kuşağı her neyse duvara yazmıştı gezi olayları sırasında. Zulüm 1453'te başladı. İstanbul'un fethinden duyulan rahatsızlığı çözememiştik. Bunu yazanların ataları kimlerdi? Son Bizans İmparatoru Konstantinos'la akraba mıydılar? Nasıl zulüm görmüşlerdi anlayamamıştık. 1071 Malazgirt bulvarına karşı çıkanlar vardı. Efendim Ottü'nün arazisinden geçiyormuş. Bir grup öğrenci protesto etti. İlginç olan şey bir ya da birkaç öğrencinin Bizans'a yaptıkları göndermeydi. Yolun ismi 1071 Malazgirt bundan rahatsız olan bir kısım Ottü'lü öğrenci Bizans askeri kıyafeti giydi. Biz onları hep Mustafa Kemal'in askerleri olarak bilirdik ama gerektiğinde ...Romen Diyojen'in askerleri de oluyorlardı. Türkiye'nin Uganda'daki Büyükelçisi Sedef Yavuzalp... ...29 Ekim kutlamaları için Büyükelçilik'te ev sahibi olarak resepsiyon veriyor. Büyükelçi Sedef Yavuzalp resepsiyonda Yunan mitolojisindeki Tanrı Helen'i çağrıştıran bir kıyafet giyiyor. Yanındaki katipse Yunan mitolojisindeki Tanrı Zeus kılığında. Üstelik 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda. Yani Yunanlıları yendiğimiz savaştan sonra kurulan Cumhuriyet'in kutlamasında... Misyon şefimiz Yunan mitolojisinin tanrı ve tanrıçalarını yad ediyor. Büyükelçimiz olayı yanlış anlamış. İyi ki Afrodit, Adonis, Eros vesaire kılığına giren olmamış. Yani Yunan mitolojisinin yarı çıplak tanrı ve tanrıçaları gibi. Ugandalı yanlış anlayabilirdi netekim. İşte bunlar. Hep Mokoko. Hikmet Genç, Akşam.